Gözüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle şekliyle gönüllere taht kuracak şahane bir tepsi poğaça tarifi paylaşacağım. Bu tepsi poğaça börek tarifimiz için ben peynirli maydanozlu iç harcı kullandım. Fakat sizler dilerseniz kıymalı patatesli de yapabilirsiniz. Tarifimiz için kullanmış olduğum bardak ölçüm 150 ml su alıyor. Hamur yoğurma kabımızın içerisine 2 bardak ılık süt, 1 paket mayanın 4'te 3'ünü yani 30 gramını kullanacağız. 1 pakette 42 gram var. Şöyle mayamızı güzelce içerisine ufalıyoruz. 1,5 yemek kaşığı toz şekeri de ilave ettikten sonra çırparak hem şekerimizi hem de mayamızı eritiyoruz. 1 bardak sıvı yağ. Kamerayla o arada çekmemişim. İçerisine 2 tane yumurta kırdım. 2 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra hepsini birlikte tekrar güzelce karıştırıyoruz. Tarifimiz için 8 bardak un kullanacağız. Unun miktarı kullanacağımız yumurtanın büyüklüğüne ve unumuzun kalitesine göre değişebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde azar azar ilave ediyoruz. İlk önce yarısını ilave ettikten sonra teliyle çırpıyoruz. Belli bir kıvama geldikten sonra telimizi bırakıyoruz. Geri kalan unumuzu da azar azar ilave edip elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Mayalı bir hamur olduğu için hamurumuz çabucak toparlanacaktır. Şöyle 2 dakika falan hamurumuzu yoğurduk mu kıvamını alacak ve pürüzsüz bir hamur olacaktır. Geri kalan unu da ilave ediyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzun güzel kabarması ve kıvamlı bir hamur olması için kullanacağımız malzemeler mutlaka en az 2 saat önce buzdolabından çıkmış olması gerekiyor. Sütümüzü de mutlaka ılıtmalıyız. Hamurumuzu yoğurup ters çevirdikten sonra üzerine streç foliyle veyahut da kapağıyla kapatıyoruz. Öncelikle ben yarım saat dışarıda bekledim. Daha sonra buzdolabına koydum. Akşamdan sabaha kadar buzdolabında bekledi. Fakat akşamdan yapmayacaksanız 1 saat bekletmeniz yeterlidir. İç harcı için ben beyaz peynir kullandım. Gördüğünüz gibi 200 gram beyaz peyniri çatalarıyla ezdirerek ufalıyoruz. Bir tutam maydanozu öncelikle ben suyun içerisine 20 dakika bekledikten sonra sudan çıkarttım. Yıkayıp gördüğünüz gibi küçük küçük kıydıktan sonra peynirimizin içerisine ilave ediyoruz. Ve peynirimizle maydanozu güzelce karıştırıyoruz. Dediğim gibi ben yarım saat hamurumuzu dışarıda sarılı olarak beklettim. Daha sonra bezini çıkartıp buzdolabına koydum ve bir gece buzdolabında hamurumuzu beklettim. Ve gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı. Tahtamıza un serpiştiriyoruz. Unumuzu bol miktarda serpiştirmeliyiz. Hamurumuzu direkt tahtanın üzerine alıyoruz. Mayalı bir hamur olduğu için fazla hamuruyla oynamıyoruz. Şöyle üzerine tekrar bol miktarda unu serpiştirdikten sonra iki parçaya bölüyoruz. Üçte ikisini ayrı bir kenara ayırıyoruz. Üçte birini de ayrı bir kenara ayırıyoruz. Avucumuzu içerisine toparlayarak yuvarlıyoruz. Büyük olan hamurumuzu tahtanın üzerine un serpiştirdikten sonra merdane ile açıyoruz. Büyük bir yufka açacağımız için tahtamızın her yerine mutlaka bol miktarda un serpiştirmeliyiz. Açacağımız hamur dikdörtgen şeklinde olması gerektiği için arada gördüğünüz gibi hamur da esnek olduğu için ellerimizi çekiştirerek dikdörtgen şekli veriyoruz. Hamur açtıkça biliyorsunuz tahtanın üzerindeki unu emiyor. O yüzden şöyle şekil vermeden önce hamurumuzu kaldırıyoruz ve altına mutlaka tekrar bol miktarda un serpiştiriyoruz. Şayet altına un serpiştirmezseniz daha sonra şekil verirken tahtaya yapışabilir ve şekil vermekte zorlanabilirsiniz. Tekrar hafif şöyle bir merdane ile açtırıyoruz. Gördüğünüz gibi küçük bir yerde delik açılmış hamuru kaldırırken ama sorun değil, küçük bir parça kopartıp arasında kapatarak yapıştırıyoruz. Kenarlarını düzleştirmek için hamurun ben kenarlarını kestim. Ve gördüğünüz gibi dar bir parça kesiyoruz. O kısmını hazırlamış olduğumuz peynirli iç ardından koyuyoruz. Kenarını da düzleştirdikten sonra peynirli harcımızın üzerine gördüğünüz şekilde hamur ile kapatıyoruz. Diğer tarafını da aynı şekilde diğer hamurun üzerine kıvırıyoruz.
Diğer hamurun kenarını da keserek düzleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi yaklaşık şöyle 7'şer milim arayla şeritler halinde kesiyoruz. Öncelikle bir tarafını kesiyoruz. Ortasından şöyle 2 santim boşluk bırakarak diğer tarafını da aynı şekilde yaklaşık 7'şer milim arayla şeritler halinde kesiyoruz. İçerisine peynir koyup sarmış olduğumuz hamurumuzu gördüğünüz gibi tam orta kısmına koyuyoruz. Kesmiş olduğumuz şeritler halindeki parçaları görüyorsunuz. Bir o taraftan bir o taraftan alarak çapraz şekilde birbirinin üzerine gelecek şekilde sarıyoruz. Bu kısmı çok fazla hızlandırmadım ve fazla da atlatmak istemedim. Çünkü hızlı geçtiğim zaman bazen anlaşılamayabiliyor. Aslında çok basit fakat yine de birkaç açıdan sizlere kamerayla çekerek sizlere yansıtmak istedim. Ve gördüğünüz gibi şekli vermek gerçekten de çok basit. Sadece karşılık olarak bir o taraftan bir o taraftan dediğim gibi çapraz şekilde sarıyoruz. Bu kısımda anlamışsınızdır herhalde, o yüzden biraz daha hızlandırdım ve sonuna kadar aynı şekilde hepsini sarıyoruz. Tepsiden daha sonra rahat çıkartabilmemiz için tepsinin dibine fırın kağıdı koyuyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz hamurumuzu gördüğünüz gibi daire şeklinde tepsimizin içerisine koyuyoruz. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. Tepsi daha sonra kabaracağı için gördüğünüz gibi tepsi ile hamurun arasında yaklaşık şöyle 1 santim aralık bırakıyoruz. Diğer hamurumuzu ben 5 parçaya böldüm fakat sizlere tavsiyem 6 parçaya bölmeniz. Çünkü daha sonra baktım ki ben göreceksiniz tepsiye koyduğumda tam istediğim gibi olmadığı için diğerlerinden küçük küçük kopartarak 6 parça yapmış oldum. Size tavsiyem ilk baştan 6 parçaya kesmenizdir. Kesmiş olduğumuz hamurları avucumuzun içerisine yuvarlıyoruz. Beş parçayı da aynı şekilde yuvarladıktan sonra tahtamızın üzerine un serpiştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi parmak uçlarıyla bastırarak, hafif yassıltarak açıyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde parmaklarımızı kullanıyoruz ve parmaklarımızla hafif bastırarak yassıltıyoruz. Hafif şöyle açtırtıyoruz. Peynirli maydanozla harcımızdan yeterli miktarda ortalarına koyuyoruz. Hemen bu arada unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Ben bu tarifi yabancı bir sayfada dün gördüm. O kadar çok hoşuma gitti ki şekli hemen bugün yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Hepsinin ortasına aynı eşit miktarda koyduktan sonra elimizle gördüğünüz şekilde toparlıyoruz. Ve iç harcımızı kapatıyoruz. Avucumuzu içerisinde toparlayarak yuvarlıyoruz. Baştan da söylediğim gibi ben peynirli maydanozlu iç harcı kullandım. Fakat sizler isterseniz kıymalı veyahut da patatesle de yapabilirsiniz. Yuvarlak poğaça şeklinde yuvarlamış olduğumuz hamurları tepsinin ortasına kalan boşluğun içerisine diziyoruz. Gördüğünüz gibi öncelikle ben 4 tane dizdim. Baktım ki ortasına bayağı bir boşluk kaldı. Diğer 5. parçayı da aynı şekilde içerisine maydanoz peynir koyup ortasına dizdim. Kenarlarından çıkan kesmiş olduğumuz parçalar vardı. O parçaları da gördüğünüz gibi değerlendiriyoruz. Avucumuzun içerisini yuvarlayarak uzatıyoruz. Ortasından şöyle kesiyoruz. Ortasından kestikten sonra iki parçamızı gördüğünüz şekilde üst üste koyuyoruz ve burgu şeklinde buruyoruz. Bu şekilde 5 parça yapıyoruz. Yani 5 tane burgumuz oluyor. Ortasını yuvarlak şeklinde koymuş olduğumuz poğaçaların gördüğünüz gibi arayana burmuş olduğumuz hamuru koyuyoruz. Diğer aralıklara da aynı şekilde burmuş olduğumuz hamurları koyuyoruz. Dediğim gibi bu parçaları hamurumuzu yufka şeklinde açtığımızda kenarlardan kesip çıkartmış olduğumuz küçük parçalardan yaptım. Küçük bir parça kalmıştı, o hamuru da ortasına koydum. Üzerine fırın kağıdı veyahut da temiz bir bez örtüyoruz. Şöyle en az 15 dakika tepside mayalanması için bekletiyoruz. Tepsimizi 15 dakika beklediğinde gördüğünüz gibi poğaçamız kabardı ve tamamen tepsimizi doldurdu.
Pişerken de kabaracak. Bir yumurta sarısının içerisine birazcık süt ilave ediyoruz ve süt ile yumurtayı güzelce çırptıktan sonra üzerine sürüyoruz. Öncelikle ben orta kısmına sürdüm. Ortasına çörek otundan serpiştiriyoruz. Burgu şeklinde kıvırmış olduğumuz kısımlara da çörek otundan serpiştiriyoruz. Kenarında kalan boşlukları da aynı şekilde yumurta sarısından sürüyoruz. Ortasındaki yuvarlak poğaçalarımızın üzerine de şöyle azar azar çörek otu serpiştiriyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Daha önce ben farklı şekilde böyle tepside poğaça börek yapmıştım. Takipçim bir tanesi yorum kısmında üzerine tereyağı sürerseniz hem daha yumuşak hem daha lezzetli olacak demişti. Bu kez o yüzden tereyağını denedim. Fırından çıktığı gibi hemen sıcak sıcak üzerine tereyağı sürüyoruz. Tereyağını da sürünce hemen tereyağı eriyecektir. Üzerini kapatıyoruz. Mutlaka bir 10 dakika bekletiyoruz. Şöyle bir 10 dakika mutlaka bekletmelisiniz ki poğaçanız içerisine çeksin ve daha lezzetli, daha yumuşak olsun. Servis tepsisini alıyoruz. Ben tepsiden ters çevirerek tekrar servis tepsisine ters çevirdim. Ve gördüğünüz şekilde masamıza sunum yapabiliriz. Şöyle bir dilim kesmek istiyorum. Tabii keserken daha sıcak olduğu için çok yumuşak. Keserken biraz eziliyor ve zor kesiyorsunuz. Aslında bu tip yumuşak olan poğaçaları elimizle kopartmamız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi ben bir tanesini kestim. Gerçekten de şekli kestikten sonra da muhteşem görünüyor. Videomda başında belirttiğim gibi ben peynirli maydanozlu yaptım. Fakat sizler isterseniz bunu kıymalı ve patatesli yapabilirsiniz. Eminim ki kıymalısı ve patateslisi de çok lezzetli olacaktır. Ve şu anda gördüğünüz gibi üzerine tereyağı sürdüğümüz için hem daha parlak hem daha lezzetli görünüyor. Yorum kısmına yazan takipçimin ismini şu anda unuttum. Aklımda değil fakat kendisine gerçekten bu fikri için çok teşekkür ederim. Şöyle kopararak size içerisini göstermek istiyorum. Hangi takipçim tereyağını söylediyseydi tekrar yorum kısmına yazarsaydı kendisine ayrıca tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi böreğimiz yumuşacık oldu. Şöyle bir de koparıp tamamen içerisini göstermek istiyorum. Şöyle bir koparıyoruz. Ve vermiş olduğumuz şekilden dolayı da içerisi poğaçamızın kat kat aynı bir börek gibi görünüyor. Hem kat kat, sünger gibi yumuşacık, pamuk gibi de içerisi bembeyaz oldu. Ve şöyle kopardığınız zaman mis gibi içerisinden peynirli maydanozun kokusu geliyor. Ve görüyorsunuz içerisi o kadar şahane görünüyor ki. Ve şu anda size tekrar kopardıktan sonra yumuşaklarını göstermek istiyorum. Ve yumuşacık. Hemen tabii ki ben bu arada yiyip tadına bakıyorum. Gerçekten üzerine sürmüş olduğumuz tereyağı da poğaçamıza ayrı bir lezzet vermiş. Size de tavsiyem mutlaka üzerine tereyağı sürün. Gördüğünüz gibi hem parlaklık verecek hem de lezzetine lezzet katacaktır. Hem tepsideki sunumu ile hem de tabaktaki görünümü ile akıllara taht kuracak bu poğaça böreğimizi mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Aslında şöyle ilk bakışta zor gibi görünse de gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde şekil verdik ve fazla da zamanımızı almadı. Kolaylıkla yapabileceğimiz bir börek. Mutlaka yapın diyorum ve yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Şayet sizler de benim gibi farklı lezzetleri, farklı sunumları seviyorsanız birbirinden lezzetli, birbirinden gösterişli, farklı tarifler için YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'nı mutlaka ziyaret edin derim. Sayfamı ziyaret eder de tariflerimi beğenirseniz sayfama abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Yeni göndereceğim videolu tariflerden anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmuyoruz. Her şeyin gönlünüzce ve sevdikleriniz olması ile yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hep mutlu kalın.